Evet, Yen'in yanında bulunduğumuz tür Platanus orientalis, Doğu Çınarı. Ülkemizde, Anadolu'da hemen hemen tüm orman içlerinde, tüm dere içlerinde Doğu Çınarı'nı görmek mümkün. Daha önceki videolarda yaprak özellikleri hakkında biraz bilgi vermiştik. Burada biraz daha detaylı anlatalım. Yapraklar gördüğünüz gibi loblu yaprak. Basit yaprak ancak loblara ayrılmış. Bir önceki videoda anlattığım Lichiodamara orientalis yaprağıyla birbirlerine benzetilir genelde. Ancak boyut olarak zaten çok farklılar. Lichiodamara orientalis'e göre çınarın yaprakları oldukça büyüktür. Bakın şu Lichiodamara orientalis'in yaprağı. Bu ise Anadolu çınarının, pardon, Doğu çınarının, yani Platanus orientalis'in yaprağı. Çınar yaprakları oldukça büyük. 5 ya da 7 loblu. Lobların kenarları şu şekilde çıkıntılara sahip. Ve palmat damarlanma gösteren yaprakları mevcut. Şurada da gördüğünüz gibi meyve kurulunu görmektesiniz. Bileşik meyvelerin 3, 7, 9 adedi bir kurul üzerinde aşağıya sarkan kurullar halinde bulunur. Bu bileşik meyve kurulu olgunlaştığında dağılır ve içerisinden her biri tek tek aken meyveler etrafa yayılır. Aken meyvelerin diplerinde de uçmaya yarayan tüy demetleri vardır. Bu tüy demetleri sayesinde de rüzgarla çok uzak mesafelere kadar yayılabilirler. Bu özelliği de çınarın Lichiodamara'dan ayıran önemli bir özelliktir. Çünkü Lichiodamara'nın meyve özelliğinde meyve tek tek septisit kapsüldü. Septisit kapsüller bir araya gelerek şu bileşik meyve kurulunu oluşturuyordu. Ancak bu bileşik meyveler olgunlaştığında dağılmıyor. Çınarda ise olgunlaşan meyveler dağılarak dökülüyor. Yine çınar ağacının gövde kabuğu da önemli bir özellik gösteriyor. Şöyle bakalım. Gövde kabuğu gördüğünüz gibi küçük levhalar halinde kavlayarak dökülüyor çınarlarda. Türler arasında bu özellik farklılık gösterebiliyor. Bazı türlerde büyük levhalar halinde çatlayarak dökülüyor, ancak Anadolu Doğu Çınarı'nda küçük pullar halinde çatlayarak gövde kabuğu kavlayarak dökülüyor. Bakın şurada da görüyorsunuz. Alttan genç gövde çıkıyor.